Ya huzura giderken Rabbinin rızasını kazanmışsın ya da nefsini razı etmeye çalışmışsın. Ben demeye çalışmışsın. Razı etmen gereken başkaları var, onları razı etmeye çalışmışsın. Ne buyurdu ayet-i kerimede? O gün, geldiğinde, kıyamet günü aralarındaki bağlar kopmuştur. Kişi anasından, babasından, evladından, eşinden kaçar. En samimi, en sıcak dostlar bile düşman olmuştur birbirlerine. Çünkü aradaki bağlar kesilmiş. Aradaki bağlar dünyevi, zahiri bağlardı. Müttakiler hariç. Allah için birbirini sevenler, Allah'a birbirini davet edenler, Allah yolunda birbirine yardım edenler hariçtir. Onlar müstesna. Bakacağız. Kimin, kimlerin rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Yarın bütün bağların koptuğu, bir dostluğun, bir yakınlığın, bir akrabalığın kalmadığı insanları mı razı etmeye çalışıyoruz? Onların rızasını mı Allah'ın rızasına tercih ediyoruz? Bakacağız. Bakmamız gerekir. Gerektiğinde Allah yolunda gözünü kırpmadan canını vermen lazım diyor Allah. O söylüyor. Marını veremeyen, vaktini, zamanını, bir saatini veremeyen canını verebilir mi? Yalan söylüyor. Veririm dediyse yalan söylüyor. Ey iman edenler, size ne oldu ki size Allah yolunda savaş için hazırlanın dendiği zaman yerinizde ağırlaşıp kaldınız. Yoksa siz ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirete göre dünya küçücük bir şeydir. Nasıl ahireti bırakıp dünyaya razı oluyorsun? Mümin